Peki mesela bu hafta yine dokunulmazlıklardan bir tanesini sadece kaybederse Kırmızı Takım. O zaman Asena ile Cansu adada kalır. E, kimi çıkartırlar aday olarak? Vallahi sanırım? aday olarak kimi çıkartırlar? Eğer akılları varsa Barış'ı çıkarırlar. Hmm. Çünkü Barış'ın hikayesi bence Survivor'da performansla alakalı değil. Ee, çok böyle tavır koymakla alakalı değil. Farklı bir hikayesi var. Hmm. O hikayede bence hala iş yapabilecek bir noktada. Ve eğer e, barışı burada bu şekilde kullanırlarsa ki ellerinde bir bahane var nedir barış finali bile göremiyor ama şimdi ben seyirci olarak da diyorum ki evet barış finali göremiyor ama ya barışın bahanesi var barışın tek bacağı ampute yani bu çok zor bir şey çok önemli bir şey orada olması ama e, maalesef dediğim gibi barış biraz zayıf kalıyor yani bunu kabul etmek lazım Tabii. bunu kabul etmek lazım. Ee, birazdan geleceğiz ama <laughs> yine barış e, zayıf bile gelse var. kusura bakmasınlar böyle bazı üst perdeden evet. laflar çok kötü evet. yani hani bir laf vardır şeytan bile cennetten kibir yüzünden kovulmuştur diye o yüzden e, biraz mütevazi ve teveccüh içinde ee, mütevazilik içinde olmak lazım. Teveccüh nereden çıktı? Ee, burada bence hata yapan yarışmacılar var. Barış'ı daha da parlatıyorlar. Hazır bu kadar parlatmışken potaya sokmakta fayda var. En azından takımından Buse ile Kürşat'ı korus. Takımı korumak adına. Bence öyle. Ee, peki o zaman Evrimciğim sen bu konuyla ilgili ne söylersin? Ee, ben yani Buse ile ilgili, Buse diyorum Cansu ile ilgili söylemiştim aslında. Hani Cansu'nun bana o kadar pasif bir konuşması geçti ki. Karşısına kim gelirse gelsin mesela Buse bile gelse şu anda ben Cansu'nun kalabileceğine inanıyor. E, Cansu'nun gidebileceğine inanıyorum. Hı hı. Çünkü bence kendi arkadaşları arasında da bak diyoruz ya en iyi anlaştığı Aziz bile Cansu'yu yazmış. Bence Cansu şunu dedi ben artık gitmek istiyorum. Ben artık yapamıyorum. Ya bu kadar gelmiş yani. Ben bunu düşünüyorum. Cansu'da da artık bitirmişlik var. Cansu da ben artık gideceğimlerin arasına girmeye başlamış. Sadece orada burada ulu orta söylemiyor da konsey zamanında beni yazabilirsiniz ben artık gideceğim diyor. Ama çok pişman olacak elendiğinde eğer birazcık daha hırslı bir kız olsaydı şu Survivor'da son dörde girecekti. Ama sana bir şey söyleyeceğim böyle diyorsun da yüz gün geçirmişsin Survivor'da. Hı hı. Aileni özlemişsin aç kalmışsın bir sürü yalan dolanla yılanla boğuşmuşsun. 100 gün boyunca evet. geriye kalmış 50 gün. Bu 50 gün içinde ödüller büyüyor. Ah işte. 3-4 tane, 5 tane ülke geziyorsun. Şampiyonluk şansın, final şansın var. Bırakırsan insanlar sana yarıda bıraktı diyecekler. Evet. Bunları göze alıp bırakılacak bir yer değil. Survivor'da bırakmalar ya hemen 10. gün, 5. gün olur ya da böyle bir atak geçirdiğim e, birleşmeden 3 hafta önce falan olur. Hı -hı. Ama birleşme de bir benzin koyacağı için e, arabana. Birleşme zamanı da mesela çok bırakmalar olmaz. Evet. O yüzden bence o dönem geçti. Bu sene bu arada farklı bir sene. Yani o evet, kadar yani abuk Dengeler sabuk çok karışık bu bırakan sene. Bırakan yarışmacılar oldu ki. Yani bazılarına kızdık. Bazılarına şaşırdık. Yani e, burada nasıl bir ortamın içinde olduklarını bilmiyorlar. Geliyorlar. Ya ben burada e, mülakatlara, görüşmelere geldiğim zaman İzmir'den, Malatya'dan, e, Rize'den, Kırklareli'den yani bir sürü yerden gelen insanlar gördüm ve bu insanlar her gelişinde maddi manevi yıpranıyorlar. Adam uçak bileti alıyor, geliyor buraya, burada 4 saat mülakata giriyor, geri dönüyor, 3 gün sonra bir daha geliyor. Hmm. Ya da 3 gün sonra gelecekse diyor ki hani ihtimal varsa kalıyor burada, riski alıyor. 3 gün akrabalarında, işinden oluyor, okulundan oluyor ama bir emek veriyorlar. Bu kadar insan emek vermişken böyle 6-7 tane yarışmacının, buna en ünlüsü de dahil, hmm. bak en ünlüsü de dahil, ben bırakmasını hak görmüyorum yani. Çok yanlış. Ben de. Yani Berdan Mardini'den başlayayım. Berdan Mardin'den gelin. En sonunda bırakan Merve mi bıraktı en son? Evet. evet. Merve'ye kadar aradaki bütün kişiler bence izleyiciye de Survivor'a da saygısızlık etmiştir. Tamam şartlar zor olabilir. Öyledir böyledir ama ee, Ama yani, yani ilk 10 defa olan, ortada, bir yani. Ortada olan bir yarışmada değil yani şartların yarışma. Az belli olduğu bir yarışma kesinlikle. Aynen. Bir de net bir bahaneyle bırakan olmadı yani. Beni Aydın, en bir çok şaşırtan var. Batuhan'dı değil mi Batu onun bırakması en çok ona inanamadım hem çok gelmek istiyor hem yedeğin yedeği olarak geliyor 20-25 gün villada bekliyor SMS'e giriyor SMS'te dereceye girdiği için ilk 5'e Survivor'ın içerisine dahil oluyor... Bu kadar çetrefilli yolları geçtikten sonra da Survivor'ı bırakıyor. Vay be. Yani tabii ya detayları, detayları bilmediğimiz için bırakıyor evet aslında. detayları bilmediğimiz için kendince vardır bir şey. bildiğimiz Sizin kadar, demek kadar ama bildiğimiz ama... kadarıyla konuşursak çünkü seyirci de bizim evet. bildiğimiz kadarını biliyor. Tabii. Yani biz e, bir zayıflık göstergesi. Ben evet. şimdi düşünsene mesela e, Batuhan üzerinde söylemeyeyim ama Survivor'a katılmış bir yarışmacı nedir mesela genelde sporcu oluyor ya da işte Fitnesci, crossfitçi, beden eğitimi öğretmeni falan. Genelde çünkü profil e, bu oluyor. Ve ben e, özel okulda e, insan kaynakları sorumlusuyum. Ve görüşmedeyim böyle. Mü yöneticiyim orada. Önüme öğretmenler geliyor mesela. İşte öğretmen alacağım alınacak işe falan. Oturuyor karşıma. Ya diyorum, ben seni nereden tanıyorum diyorum. Aa ben Survivor'a katılmıştım diyor. Tamam mı? Neyse konuşuyoruz ediyoruz. Aa diyorum pırlanta gibi kız ya da pırlanta gibi çocuk. Çıkıyor odadan. Sonra bakıyorum ismine, Hakan Hatipoğlu. Açıyorum Google'dan, Hakan Hatipoğlu. Aa önüme çıkan ilk video zaten YouTube'da. Hakan Hatipoğlu'dan Survivor'a ilginç veda. Bir açıyorum, Hakan Survivor'u bırakmış. E şimdi burada tamam şartlar zor da iş hayatı da zor. Şimdi orada bırakan biri burada beni de bırakabilir hmm. mantık olarak. Hmm. Mesela bak çok ufak bir örnekle geleceğim. Başladığın işi bitirmemek, verdiğin sözü tutmamak. Ya da zorluklar karşısında mücadele edememek, krizi yönetememek, insan ilişkilerindeki e, zayıflığından dolayı psikolojinin yıpranması. Bu sene bırakanlarla ilgili böyle ufak detaylar vererek konuşuyorum. Hı -hı. E şimdi ben nasıl güveneyim bu adamı işe alayım mesela? Yani Hayır, baktığında bir kri bir kriterdir yani. E, o yüzden e, biraz e, bana bak şuna okey. Krize girer Asena der ki Acun Bey der ben kızımı özledim. Böyle olacağını bilmiyordum der konuşur. Acun abi der ki gel sene buraya. Kızını mı özledin? Tamam. Gel seni kızınla konuşturayım. Tamam. Çünkü sen bir annesin ya da Hakan ya da işte e, Nagihan sen bir annesin babasın. Gelin. Bir böyle Acun abi merhem sürer. Ondan sonra toparlanmıyorsa yapacak bir şey yok. Bak bu tip durumlar ya da bir hastası vardır. E, böyle bir krize girmiştir. Ama yani böyle durduk yere bırakmak. Ya ben galiba yapamayacağım ya. Benim ağrıyor falan. Yani ya da işte Psikolojim iyi değil. Merve'ye bak Merve'ye bir şey diyemeyebilirim ama evet, hani abi, Asena abi, olayında abi. da yani hani Asena alıp Merve'yi böyle saçından yerden yere vurmuş olsa Merve'yi bütün arkadaşları aa dayak yiyen kız ha 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 diye ayıplasa tamam ama Merve'de öyle bir itibar kaybı olmadı ki. Hı hı. Merve öyle bir anlatıyor ki kendini en sonda sanki bu olayın içinden çıkamadı da çıkamadığı olayda Asena onu böyle yerden yere sürükledi. Ve bütün arkadaşları ondan sonraki bir buçuk ay boyunca Merve ile dalga geçti. ya Böyle bir durum olmadı, bilmiyorum. Merve şu an muhtemelen İstanbul'dadır, bizi izliyor bile olabilir. Eğer böyle bir şey varsa yaz rica ediyorum yaz. Neden bıraktın mesela? Ben hala havada bende. Yani. Senem mesela. Hani ona da sorduk. Öyle yaptı, böyle yaptı ama net bir sebep yok yani. Bir sebep göster mesela. Bilmiyorum. Evet, yani ben de hiçbir şekilde tabi ama bak şunu da söyleyeceğim. Ama... Bu hareketler formata yarışmacıya kanala sana bana da zarar veriyor. Bak bana da zarar veriyor. Ben demek doğru insanı seçememişim buraya. Baktığında mesela e, böyle bir şey yok çünkü. Bu çok yani bir sezonda 7-8 tane olur mu? Biz yılda bunu bir kere, iki kere bak görülebilir. 30 kişide ya yani 10 15'te oynarsın ama 30 kişiden 7 kişi bırakıyorsa ne ediyor? Yaklaşık %23 falan. Bu ciddi bir 24 ciddi bir sayı. Olmamalı. Yani bu sene çok değişkenler oldu. Çok farklı şeyler oldu. Ne yazık ki bir deprem yaşadık. Bu etkiledi ee, insanların ruh halini bile doğal olarak. Yani bir anlamda e, tabii ki mantıklı karşılanmıyor bu durum. Bırakılmak bizim açımızdan özellikle bunu yaşayan insanlar açısından. Ama onlar açısından da demek ki kaldıramadılar diye. Ben artık şimdi yedeklerden ben katılan Evrim'in çok iyi arkadaşı Ebru olsam giderim <laughs> Acun <diye>. Derim ki <laughs> Ya işte Gökhan Bey derim, hani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani sizin benim yerimi aldığınız insanlar bu yarışmayı bıraktı. Ben bırakmayacaktım lütfen beni seneye alın derim mesela. Evrim ne dersin böyle? bir <laughs> Hayır doğru değil mi şimdi yani? Bak evet. onun yerini alıyorlar ikisi birden yarışmayı bırakıyor mesela. Ben ne derim ona? Ya Acun Bey ya. olsam Acun mı hocam. ne derim? Ebru'nun yerinde mi olsam <laughs> ne derim? <laughs> Hangisini istersin? <gülüyor> <gülüyor> İlk önce Acun Bey olsam Yok derim. yok. Evet, yok bence hiç. Ne diyeyim yani o kızın da kısmeti inşallah. Konu yine buraya geliyor bir şey. Nasıl getiriyorsun bu konuyu buraya? Ay, ama bak şimdi. Yedek ama Gidiyor konu. Bak, çok Ebru değil sadece. Adı ama. aklıma e, öteki hayvansever arkadaşımızı atlamayalım. Başak. Da, başak. Onların hep, hakkı şey, gitti Kerem. gitti yani. Evet Kerem. Kerem mesela. Bak, Kerem'i gördük yarışmacı. hatırla. E, Kerem var ya. Nasıl gördüm. üzgün aslında. Manken şey, gibi çocuk ya. E, Heykel. Gitmiştik ya birlikte <laughs> iftara. Evet Serkan'a. Evet evet Serkan'a iftara gitmiştik Florya'da. Orada ben gördüm Kerem'i. Aynı yerde. Biz izle. görmedik. Denk geldin değil mi? Gördün. Kızım aynı masadaydık. İyi Hah. misin? Tabii tamam, biz kata çıktık ya sonra. Ya oraya da mı geldik? Ha, yani? Evet ben orada e, gördüm. Sen erken gittin biz, ya biz. Ha biz gel, ge na evde çocuk var yapacak bir <laughs> şey. <değil mi? gülüyor> biz de Survivor izlemem gerekiyordu. O yüzden erken kalktım. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> biz de televizyonla telefonla <laughs> Ya <erken gülüyor> gel, şuna Gel şuraya geleceğim. Çocuktayız yani. Onun şeyinde e, sinirinde etkisinde, etkisinde. Et, abla diyor bak diyor ben diyor oraya gelmek için çıldırıyorum diyor ama oraya gitmeye hak kazananlar da survivor'ı bırakıyor. Bu hak evet. mı diyor. Neyse. Aynen bu konuyu çok uzattık. Evet. Bu konu vardı kusura bakma. Peki o zaman yine eleme potasında olan Asena'ya gidelim. Asena adı yazıldıktan sonra bakalım neler söylemiş.